Bugün benim asıl gelme amacım burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür etmekti. Bu şantı burada, bu hastanede yaklaşık 6.000 arkadaşımız geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca gece gündüz çalıştı ve bugünlere getirdi. Aslında bir mucize gibi bir şey olmuş. Ben toplamda 4 kere geldim. Her geldiğimde burayı çok başka bir boyutta, başka bir aşamada gördüm. İnanılmaz bir şeyi başarmış çalışan arkadaşlarım. Bugün özellikle onlara ellerinize sağlık deyip onları tebrik etmek için gelmiştim. Tabii bu sadece bir proje olarak, bir inşaat şantiyesi olarak bunu görmemek lazım. Kendi içinde de bugün gezince tekrar anladık ki dünyanın bugün en gelişmiş teknolojisini Adana'ya yakışır bir teknolojiyi gerçekten buraya getirmişiz. Bununla beraber bütün sistemlerini, işte bu kamu özel hastanelerin sistemi dolayısıyla çalışma imkanımız oldu. Dünyanın en iyi firmalarıyla ayrı ayrı çalışma imkanımız oldu. Onları buraya taşıma imkanımız oldu. İnşallah Adana'daki sağlık kalitesi zaten iyiydi. Bundan sonra çok daha yukarıya taşıyacağımızı, Adana'yı bütün bölgenin, sadece Türkiye'nin değil, güneyimizdeki Orta Doğu'nun da sağlık merkezi haline getirmek için aslında çok ciddi bir adımdı. Cumhurbaşkanımızın bir hayaliydi. Bu hayali bir nebze olsun gerçekleştirmiş olmak bizim için gerçekten büyük bir onur. Adana biliyorsunuz bizim için gurbet değil yani. Adana, ben Dareneliyim. Babamın da buraya karşı çok, Adana'ya karşı ayrı bir sevgisi vardı. Adana'daki çıkacak gereken her sorumlulukta bulunmak bizim için ayrı bir onur diye düşünüyorum Adana'da ki çıkacak bütün her projeyi. İşte dediğim gibi gerçekten inanılmaz yolları, bağlantıları valiliğimiz, belediyelerimiz başarmışlar. Rönesans buradaki yükleniciydi ama sahibi biz değildi. Sahibi devletimiz, sahibi milletimiz. Ne kadar sahip çıkarsak, bunu ne kadar değerini anlarsak aslında halkımıza da o derecede yardım etmiş oluruz. Çünkü çok iyi tanıtmamız gereken ve bütün dünyadan, özellikle şu Orta Doğu'dan sürekli hasta çekmemiz gereken bir noktadayız. Bunun avantajını yaşıyoruz. Özellikle havalimanında yapılmasıyla beraber biz de bu sürede buradaki hizmetlerin kalitesi de çok daha artacak. Ve dediğim gibi burası, nasıl Amerika'da Houston var, işte dünyada başka merkezler var, İşte burası da bu bölgenin işte Houston olacak, işte sağlık merkezi olacak. İnşallah buraya gelecek. Üniversiteyle de daha yakından, biz de daha yakından çalışmaya özen göstereceğiz. Çünkü Adana olarak çok iyi hekimlerimiz var, sağlık personelimiz var. Hepsini inşallah bu noktada buluşturacağız. Tabii. Şimdi beraberinde birçok oteli aslında şey yapacak. Çünkü sağlık turizmi Adana'da canlanacak. Beraberinde işte Adana'yı ciddi bir çekim noktası haline getirecek. Zaten öyle. Ama şimdi başka illerden de gelecekler. Sadece ticaret için değil, artık sağlık amacıyla da gelinecek. O yüzden çok ciddi, çok büyük bir proje. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Resmi açılış Ekim ayında değil mi efendim? Tam tarihini bilmiyorum. Onu Sağlık Bakanlığımız karar verecek. Ama inşallah yakışır şekilde bir açılış yapacağız. Daha da duyurmak için bu projeyi biz de sürekli elimizde üstünde olacak. Zaten şu anda 5.000 çalışan var. Evet, aslında Adana projemiz model olarak da birçok dünya liderinin, dünyadaki birçok ülkenin, Sağlık Bakanlığı'nın dikkatini çeken bir proje. Yaklaşık 1,5 yıldır birçok farklı ülkeden Adana'daki projemizle ilgili çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sürekli projemizi incelediler. Projeyi birçok yere gönderdik. Zaten ilk çıktığı günden beri, ilk çıktığı zaman finansmanıyla bir ödül kazanmıştı burası. O zaman bir bilinmişti proje. Ardından da şimdi mimari anlamda da bir ödül kazanmayı bekliyoruz. Birçok projeye başvurduk. Çünkü bu kadar kompakt, bu kadar yoğun bir hastane. Baktığınız zaman 560 bin, 570 bin metrekarelik bir binayı çok büyüklüğünü hissetmeden, her tarafa çok kısa bir şekilde ulaşarak, çok kısa sürelerde ulaşabildiğiniz böyle bir yoğunluktaki bir bina aslında dünyada da çok çok az sayıda var. Dolayısıyla başta Kazakistan olmak üzere birçok ülkeden bu projeye yoğun bir ilgi oldu. Dediğim gibi ilk etapta bir taraftan Adana'yı sağlık merkezi haline getirirken öbür taraftan da bir ilham projesi haline geldi. İnşallah bu şekilde devam edecek. Bundan sonra artık sağlıktaki, hizmetteki başarılarımızla bütün Türkiye olarak bütün ülkelerde örnek olacağız.